Merhaba arkadaşlar bu videoda sizinle beraber verilerin nasıl değişkenlerde tutulu ve ekran nasıl yazdırıldığını öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar biz verileri öncelikle ya programa tanıtırız sonra değer atarız ya da programa tanıttığımız gibi değer atarız. Örneğin şöyle integer a eşittir 5 diyebilirim. Burada direkt integer tipinde belirttim ve değerini 5 olarak atadım. Ya da şunu yapabilirim. a eşittir 5. Burada önce tanıttım. Daha sonra da değer atadım. Bunu tüm veri tipleri için yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi integer a eşittir 5 desem buraya şöyle yorum satırı bırakacağım. Integer arkadaşlar tam sayı veri tipli tam sayı değerlerini tutmamızı sağlar. Örneğin 1000 sayısı, 2000 sayısı, 1 milyon sayısını integer'ın içinde tutabilirsiniz. Buraya hemen yazalım. int tam sayı verileri tutar. Peki arkadaşlar, float diyeceğim. Float ise arkadaşlar ondalıklı sayıların değerini tutmamıza yarar. Float b diyelim eşittir 3.15 diyelim. Ve yorum satıra bırakalım. Float ondalıklı sayıları tutar. Evet arkadaşlar, şimdi ise char'dan bahsedeceğim. Örneğin şuraya char c desem eşittir şuna şöyle c desem Char ise arkadaşlar burada tek karakterli harfleri, yazıları, stringleri tutmamızı yarar. Ne diyelim? Harfleri, stringleri var. Evet. Şimdi arkadaşlar başka neyden bahsedeceğim? Bir de char karakter dizisinden bahsedeceğim. Şöyle diyelim char. Buna örneğin isim diyelim. Ve şöyle köşeli parantezlerle buraya şöyle Muhammed diyeyim. Evet. Bu ise arkadaşlar metinleri tutabilirsiniz. Veya uzun yazıları tutabilirsiniz. Şöyle diyelim. Çağır. Köşe yapalım. Deli olsun. Metinleri dizinleri tutar diyorum. Şimdi arkadaşlar bir de ben bunları ekran nasıl yazdıracağım? Diyorum ki printf Şöyle tırnak işaretlerimi koydum. Şimdi integer değerleri yazdırmak için arkadaşlar ben yüzde d kullanıyorum. Ve şuraya geliyorum. Bir virgül bırakıyorum ve a'yı yazdırıyorum. Şöyle çalıştırırsam şurada ne hatası aldım. Şuraya noktalı virgülü koymayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar a'nın değerini bana 5 olarak verdi. Ben görüntü açısından şuraya A diyelim. iki nokta verelim. Şöyle yapsak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. A 5 olarak karşıma çıktı. Bunu kopyalayayım hemen. Böyle. Hepsini yazdırmak için. Evet. Şimdi arkadaşlar ben b'nin değerini yazdırmak için b diyelim. B float olduğu için arkadaşlar bunun tipi yüzde f'tir. Yani benim bilgisayarımda şu an f tipinde tutulduğu için bunu f tipinde çağırmam lazım. Float değerler yüzde f'tir ve bunu ekrana basmak için burada değişkenimi tanıtıyorum ve b diyorum. Şu anlık şu alttaki değerini görmesin diye yorum satırını aldım ve şurada yan yana gelmesin diye bir Ters slash n koyalım. Ve alt satıra inmesi için. Şunu hemen çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi a'nın değerini yazdı. Ve b'nin değerini yazdı. Şuradaki karakterlere takılmayın. Yani değer 3.15 sonrasından tekrar onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ben buradaki char c yani c yazdırmasını istiyorsam. Şuraya geliyorum. Ve c diyelim. Bunun için ise arkadaşlar yüzde c kullanıyorum. Ve buraya ne diyelim? C diyorum. Tabii ki şuraya da ters slash en koyalım ve alt alta gelsin. Çalıştığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi C'nin değeri de C. Şimdi bunları yazdım arkadaşlar. Şuradaki karakter bizim kaldı. Onun için ise arkadaşlar şuraya şöyle isim diyelim. Bir nokta koydum. Şuraya yorum satırlarını kaldırayım. Şuraya ise arkadaşlar yüzde S demem lazım. Yani şuradaki dizi olarak daha sonrasında dizilerden ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Şimdilik sadece böyle aklınızda kalsın. Bunu çağırmak için %S olarak çağırıyorum. Ve ismini de belirtmem gerekiyor. Belirtmezsem hata alacağım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A. Burada 3.15 CC geldi. İsim Muhammed. Yan yana geldi. Bir karışıklık oldu tabii ki. Buraya her slash en'i koyarsam. Bir alt satırda benim için yer ayıracak. Ve yazdıracak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm değerlerimi tekrar ekrana yazdırdı. Veri tipleri den bir sonraki derste bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdilik verileri nasıl tutuldu ve ekran nasıl yazıldı öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.